Herkese tekrar merhaba. Arkadaşlar bugün yine bir ünlünün haritasını anlatacağım size. Yani eğitim videoları içinde ünlü haritaları da yorumlayarak kısaca harita yorumlamalar nasıl yapılır? Bu konularda biraz bilgi vermek istiyorum. Hem de o ünlülerin haritalarındaki hani bu kişilerin belirli temel yanlarını nasıl görebiliriz? Yani belirli kişiler mesela harita işte bakıyorsunuz işte bir bilim adamı düşün. Şimdi zaten bugün testi yapacağım. Buna bu özelliğini katan neydi? Bundaki sıra dışılık neydi? Neden bu kişi çok farklıydı? Bunları kısaca haritada göstermek istiyorum arkadaşlar. YouTube videolarımı çok uzun yapmak istemiyorum. Çünkü herkesin zamanı çok değerli. Biraz kısa kısa videolar yapacağım. Ama buralarda harita tekniklerini de en azından siz de görmüş olursunuz. Şimdi öncelikle Tesla konusunda şunu söyleyeyim. Yani birçok insanla konuşuyorum. Mesela yani 100 kişiye gidin sorun. Yani en çok beğendiğiniz bilim adamı veya mucit kimdir deseniz yani büyük çoğunluğu Tesla der. Yani Einstein'ın bile daha insanlar tarafından Einstein'a göre daha çok sevildiğini görüyorum. Gerçekten ben de çok sevdiğim, yani inanılmaz saygı duyduğum bir insan. Zaten haritasında da böyle insanlar ona neden çok saygı duydu, neden olduğunu göstereceğim. Şimdi bunları anlatacağım. Öncelikle Tesla'nın haritasına baktığımızda çok ilginç bir şekilde su elementinin yoğun olduğunu görüyoruz. İşte dördüncü evde Güneş, Venüs, Satürn'ün burada olduğunu. Yükseleni boğa olan bir insan, onun yönetisi de yengeçti. Yani aslında bu kişi şimdi yükseleni boğa, hayatta sabit, işte istikrarlı bir şekilde bakan boğalar. Şöyle düşünün arkadaşlar, boğa güzellik, rahatlık, sabitlik ister ama boğalar çok dayanıklıdır. Şimdi boğa, akrep aksı genelde, yani bu aks daha çok hani finanstır veya işte para kaynaklarıyla çok ilgili düşünülür. Doğrudur. Ama ikisi iki burcu da dikkat edersen sabit burçtur. Gerçekten hani iki burç da güçlü dayanıklıdır. Şimdi yükseleni işte boğa. Onun yöneticisi dördüncü evde aslında Tesla. Ailesiyle olmaktan işte aileye önem veren bir insan olduğunu anlıyoruz. Yani onun için hayatında ev, aile ilişkileri çok önemli. Şimdi ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Gerçekten hani Tesla belki onu çok şu anda yakını tanıma fırsatımız olsaydı. Şimdi çok hani bildiğimiz kadarıyla Tesla işte evinden bir süre sonra hani ülkesinden ayrılıyor. Amerika'da yaşıyor. Yani bir sürü başından olaylar geliyor. Belki biz hani şu an bunu net bilemeyiz ama haritasında gözüken aslında böyle evine çok düşkün, yani evinde vakit geçirmek isteyen bir insan gibi görünüyor. Ancak şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi yükselen burçlarda eğer birinci evde hele yükselen de yakın gezegenler varsa kişinin o yükselen burçtaki etkisini dönüştürür, değiştirir. Örneğin Venüs buradaysa kişi hem güzel olur çünkü ama tabii burç da önemli. Şimdi Venüs'ün rahat etmediği bir burçta bu güzellik çok şey olmayabilir. Hani çok böyle güzel olmayabilir. Ay buradaysa daha böyle bir yengeç etkisi verebilir kişiye. Daha hisseden. İşte Mars buradaysa kişiye çok böyle enerjik olabilir. Güneş buradaysa çok parlak. İşte böyle bir hani kral edasıyla olabilir. Şimdi Tesla'nın haritasında Plüto yükselenine kavuşumda. Yani muazzam bir dönüştürücü gücü olan ve inanılmaz bir manyetik etkisi olan bir insan. Hani ne? O yüzden inanılmaz hayranız Tesla'ya. Yani hepimizde böyle bir hayranlık uyandıran bir insan. Yine birinci evinde Uranüs var. Sıra dışı. Yani farklı, sıra dışı. Ben Satürn ötesi gezegenlerin o yüzden arkadaşlar çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer özellikle örneğin birinci evde veya onuncu evde ise veya akslara çok yakınsa yükselen, alçalan işte tepe noktası, dip noktası buralara çok yakınsa veya işte güneş, ay,
Venüs gibi gezegenlerle ya kavuşumla veya çok hani karşıt, mesela karşıt olabilir, kare olabilir ama çok yakın açılardaysa bu gezegenlerin kadersel etkisi çok fazladır. Yani bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi haritaya klasik yöntemle bakarsak, Plüto'yu, Uranüs'ü eğer çıkarırsak Tesla'nın haritası bir yani normal, hatta çok sıkıntılı bir harita. Ya yani zor, evet, haritasında çok ciddi zorluklar var. Ama ona o muazzam yeteneği, o muazzam gücü veren yükselenin de Plüto, Uranüs öncelikle. Başka şeyler de var, onları da anlatacağım. Şimdi Güneş'i dördüncü evde, normalde babasının da ailenin, hani böyle bir ailenin temel reisi olur, ailenin yol göstericisi. Zaten babası bir din adamıymış. Ailede belli ki böyle çok sözü geçen, saygı duyulan bir insan. Yine Güneş arkadaşlar, şunu da göster. Dördüncü evdeyken kişi vefat ettikten sonra nasıl hatırlanacak? Bakın Güneş burada, Venüs de burada. Tesla nasıl hatırlanıyor? Müthiş bir insan, parlak. Venüs çok seviliyor. Yengeç burcunda olması insanların da ona karşı bir sempati gösterdiğini gösteriyor. Tesla gerçekten öldükten sonra da çok sevilen, iyi hatırlanan bir insan. Şimdi haritasında Merkür'ün 3. evde ikizlerde olması, ya ben buna çifti etki diyorum. Merkür mesela 1. evde çok iyi çalışır. 3. evde gerçekten çok iyidir. Çünkü 1. ev yükselen zaten başı da simgelediği için. Merkür, yani benim kendi yaptığım çalışmalarda 3. evde de çok iyi çalışıyor. Yani hem ikizlerde hem 3. evde cidden çok güçlü bir etki. Zihin çok aktif, çok iyi. Satürn'ün 3. evde olması, yani 3. ev zaten yakın çevre, kardeşler, ailede belirli zorlukların olduğunu gösterebilir ki kardeşi vefat etmişti. Yani Tesla 5 yaşındayken kardeşi vefat etmişti. Ben buradaki bu Satürn'ün işte kardeş, ailede bir kardeş acısı olma olarak, durumu olarak görüyorum. Şimdi Tesla Ay'ı terazide, Venüs'le karşılıklı ağırlama içerisinde. Bu Ay ve Venüs'ü iyi bir şekilde çalıştırıyor. Ancak şöyle bir durum var. Birbirlerine kare açılmışlar. Yani kadınlarla ilişkisinde bir problemleri işaret edebilir. Bir de şu var arkadaşlar. Şimdi Mars'ı da 6. evde çalışma hayatına, enerjisini hep çalışma hayatına vermiş. Güney Ay düğümü de burada kavuşmuş ama Tesla'nın hayatını okuduğunuzda sürekli çalışma hayatında zorluklar. Yani birçok yerde mesela projeler alıyor, orada parasını almada sıkıntılar. Yani yani çalışma hayatında çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Başarısızlıkları çok fazla. Aslında kendisi başarılı bir insan ama bunu beceremiyor. Şimdi orada Mars'ın rahat etmediği burçta, terazide yerleşmesi. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben çok uzun zaman, hani bayağı bir haritalar inceledim. Orada şunu gördüm. Gezegenlerin rahat etmediği burçlara yerleşimde ilgili ev konusunda zorluklar getiriyor. Şimdi burası 6. ev. Aslında Mars 6. evde, ben mesela çok severim. Böyle özellikle sağlık sektöründe çok insan çıkıyor Mars 6. evde. Gerçekten çok gördüm haritalarda. Böyle çalışma hayatıdır, sağlık sektörüdür, güzel. Ama şöyle bir şey var. Yerleştiği burç sıkıntılı, terazi. O yüzden burada Mars istediği doğru etkiyi gösteremiyor ve Güney Ay düğümüne kavuşmuş. Ve Jüpiter'le de bir karşıt açısı var. Şimdi Tesla'da diğer dikkat ettiğim şey Jüpiter'in ve Kuzey Ay düğümünün Koç'ta olması. Ya bu insan kolektife hizmet etmiş. 12. ev ile ilgili evet, bu ev kolay bir ev değil. Çünkü bu ev insanın çok iradesinin üstünde bir ev. Gerçekten öyle. Kolay bir ev değil ama ben bunu klasiklerin söylediği gibi bir işte kötü ev, bad demon dedikleri, yerden yere vurdukları. Bakın ben natal haritada 12. ev yerleşimlerini çok riskli bulmuyorum. Sadece transitlerde çok, bu konuda çok ciddi çalışma yürüttüm. Bunun sebebini de şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Normalde doğduğunuz anda harita aksı şuradan görüyorsunuz. Bakın şöyle kayar yukarı doğru. Ama
Siz transitleriniz yukarıdan gelir. Bakın yukarıdan gezegenler gelince 12. eve girince bu enerjinin düşmesi demektir. Ben transitlerde olumsuz etkisi, natalda olumlu etkisini buna bağlıyorum. Natalda çünkü çok kişi de gördüm. Hani 12. evde mesela örnek vereyim. Şu anda Amerikan Başkanı Joe Biden Güneş 12. evde. Şimdi normalde ne olması lazım? Hani Güneş 12. evde ezik bir insan gibi algılanabilir. Ama öyle değil. Vladimir Putin 12. evde. Henry Kissinger 12. evde. Yani bakın bunlar dünyanın en güçlü insanları. İki tane çok güçlü bir devletin başkanı ve 12. evde. 12. ev gerçekten kolektifle çok alakalı. İnsan iradesinin çok üstünde evler. Yine bakın burada Koç burcunda. Yani Tesla'nın en önemli özelliği neydi? Öncü bir insandı. Bakın öncü, yeni bir şeyler getiren. Burada Jüpiter Kuzey düğümü etkisini de çok güçlü görüyorum. Zaten o yolculuğun olması gerektiği yolda ilerlemiş. Ama işte bunun içinde yine Kuzey düğümü yöneticisi de 6. evde. Yani karşıt aksta. Bunun için çok yıpranmış Tesla. Çok ciddi yıpranmış. Ailesini bu konuda ailesiyle bile bakın yine 4. evine ve Güneşine, Venüsüne kare açı yapıyor. Yani aslında kolektife hizmet ederken kendine çok fazla ödün vermiş. Düşünün Venüs'ü 4. evde aslında istediği bir aile huzur. Ama bunu insanlığa hizmet etmek için bunu çok fazla yaşayamamış. Bugünlük kısaca test haritası ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Yine yeni videolarla görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.